Değerli basın mensupları, bugün Rize ilimizde çalışmaları devam eden projelerimizi yerinde izlemek, görmek, denetlemek amacıyla bir seyahat yaptık. Önce İyidere, İkizdere yolu şantiyemize uğradık. İyidere, İkizdere yolumuz 38 kilometre uzunluğunda, bünyesinde 6 adet 10.800 metre uzunluğunda duble tünel barındıran 4 adet viyadüğü, 4 adet duble köprüsü, 4 adet de tek köprü olmak üzere önemli sanat yapılarını bünyesinde bulunduran bir projemiz. İyidere İkizdere güzergahı devamında Ovit tüneli ve birlikte Karadeniz'deki, Doğu Karadeniz'deki limanları, sahil yolunu Doğu Anadolu bölgesine bağlayan, Doğu komşularımıza, sınır kapılarımıza bağlayan önemli güzergahlarımızdan biri. İkizdere'ye kadar olan kesimi Temmuz ayı içerisinde, bu yılın 2020 yılının Temmuz ayı içerisinde inşallah duble olarak, BSK'lı olarak trafiği açacağız. İkizdere şehir geçişinde bulunan 2 adet tünelimizi de 2021 yılının Haziran ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Buranın hizmete açılmasıyla birlikte özellikle güzergâhtaki düşük standartlı olan keskin virajların bulunduğu ve yol platformunda olduğu kesimlerde duble yol olarak hizmet vermeye başlayacak. İkinci önemli projemiz Rize şehir merkezini Salaha Vadisi'ne bağlayan Salahat Tüneli şantiyesine uğradık. Bu projeyi de tünelin bir tüpünü 2020 yılının Ekim ayında, 2020 yılının Ekim ayında trafiği açmayı hedefliyoruz. Diğer tüpünü ise 2021 yılının Haziran ayında inşallah trafiği açacağız ve şehir merkeziyle Muradiye beldesi, Salaha beldesine mevcut ulaşım hattından 11,5 kilometre yolu kısaltarak ulaşma imkanına sahip olacağız. Bu da Rize şehir merkeziyle ve yakın civarındaki bu beldelerin ulaşımında önemli bir kolaylık sağlamış olacak. Tabii şu anda bulunduğumuz Artvin Rize havaalanımız deniz üzerinde inşa ettiğimiz ikinci havaalanımız. Ordu Giresun havaalanından sonra Rize Artvin havaalanımızı da denizin içerisinde inşa ediyoruz. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu havaalanımızı inşallah bu yıl içerisinde, yılın sonuna doğru hizmete açmayı planlıyoruz. Bu havaalanının hizmete açılmasıyla birlikte özellikle Rize, Artvin, Ardahan gibi hatta Trabzon'un doğu bölgesindeki yerleşimlerdeki, Erzurum'un kuzey yerleşiminde bulunan ilçelerdeki vatandaşlarımız bu havaalanından faydalanmış olacaklar. Ve burası 3000 metre pist boyuyla
60 metre pist genişliğiyle tüm uçakların iniş ve kalkış yapabileceği bir havaalanı olacak. Ben Rize'de yaptığımız çalışmaları sizlere kısaca böyle özetlemiş oldum. Hayırlısı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Sağ olun.